da şunu sormak istiyorum efendim. Bir gazeteci olarak en çok merak ettiğim şey şudur. Darbeyi haber aldınız, meclise gittiniz, Sayın Binali Yıldırım'la konuştunuz, Çankaya'ya gittiniz ama bütün bunları biliyoruz. TRT'nin kapısına gelip içeri girdikten sonraki süreci çok detaylı anlatmadınız bugüne kadar kamuoyuna. Anlatmıyorum. Niye? Bu gece burada bunu... O gecenin masumiyeti hep bizde kalsın. Kendi adımıza masumiyetimiz. Hep. Yani biz o gece bir şey yaşadık. Hepimiz şu anda masumuz Sayın Bakanım. Burada ama o gecedeki bir hal var tabii. İnanın Türkiye ailem, yani yıllarca benim ailem Demokrat Partili bir aile, hep gözümün önünden geçti. Ve orada 1960'ta yaşananlar, daha sonrası yaşananlar hep gözümün önünden geçti. Allah şahit o gün de öyle söyledim. Gün bugün dedim. Yani hepimiz için bugün bugün. En ufak bir tedirginliğimiz, en ufak bir endişemiz, en ufak bir çekincemiz, en ufak bir ne oluyoruz gibi bir anlayış. Ölüm sen, korkusu. Hiç en ufak bir şey yok. Efendim o gecenin yani %90'ı sizde kalsın, %10'unu kamuoyuyla paylaşsanız olur mu? O gün bizim Hüseyin Kocabıyık TRT'ye giderken bana dedi ki yüzünü bir daha o halde hiç görmedim dedi. Hiç ölüm korkusu falan yoktu yani. Hiç böyle bir şey de yok. Yani biz ilk önce Çankaya'ya gittik. Çankaya'yı o gece sevgili Abdülkerim vardı kapının önünde. Binali Bey'in özel kalem müdürü. Yani ben ilk şeye girdim. Kapıdan içeri girdim. Kapıdan içeri girdiğimde arabadan indim. Çankaya'nın kapıları var ya. Demir şey kapıları, sürgülü kapıları. İndim. Dedim ki burada bizim dışımızda kim gelirse gelsin öldüreceksiniz dedim. Çalışma Bakanı. Buraya kimseyi almayacaksınız. Burası sizin namusunuzdur. Sizi o gece şimdi, en çok kim etkiledi isim olarak? Ya da 15 Temmuz'un en çok sizi etkileyen o geceki anısı. Yani şöyle, yine tekrarlayayım efendim. TRT'deki şöyle, olayların ben, %10'unu paylaşsanız %90'ı sizde kalsa olur mu? Bu gece benim en çok yani birçok olaydan etkilendik de birçok olay oldu çünkü. Kocabıyık arabadaydık. Şimdiki Çin Büyükelçimizle üçümüz arabadaydık. Dedi ki Erol Olçak öldü dedi. Döndüm. Ne mutlu ona şehit oldu dedi. Bunu bana söylediniz Sayın Bakanım. Ben size Erol Uçak öldü dedim. Siz de bana dedi, ben çok üzgünüm dedim. Siz de dediniz ki ya sen manyak mısın? Yani adam şehit oldu. Hı, evet. Bana söyledi. Şimdi tabii o gecenin kendine ait özellikleri var ama beni o gecede en çok etkileyen şey Mehmet Muş haber verdi bana. Benim haberim yoktu. Dedi ki ya Muğla'da bir şeyler oluyor dedi. Anlatamıyordu telefonda. Biz onlarla beraber şeyde buluşmaya gidelim dedi. Ben onları aradım. Çankaya'ya geçiyoruz. Binali Bey Çankaya'ya geçmemizi söyledi. Yani Çankaya Köşkü'ne. Dedi ki ya biz dedi. Dedi ki ya Cumhurbaşkanı dedi orada dedi. Deyince eyvah tuzağa düştük dedim. Yani ilk aklıma o geldi ya. Yani çünkü orası sınırlı sayıda korumanın olabileceği. Eğer böyle bir organizasyon yapmışlarsa o geceye dair tek korkunuz oldu herhalde. Evet, tek korkum. Başka bir şeyim olmadı yani kendimize ait. O gece tabii sabaha kadar çok uzun sürdü. Yani işin meclis boyutu var, işin Çankaya boyutu var, işin TRT boyutu var, işin Kahraman Kazan boyutu var. Birçok boyutları var. Ama orada mesela o şeyi de ilk öğrenenlerden bir tanesi orada kahraman bir adam aradı bizi. Büyük ihtimalle dedi Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları buradalar dedi. Yani başlarına çuval geçirilmiş şekilde insanlar aldılar içeri dedi. Onları Kahraman Kazan'a götür, buraya getirdiler dedi. Bana her şeyini anlattı. Buraya nasıl yapılabilir, nasıl edilebilir. Buradan kalkıyor uçaklar. Buna nasıl müdahale edilebilir, neler yapılabilir. Böyle sanki adam o gece bir müteaddit defalarda şey yaptık, konuştuk. Böyle bir
Böyle bir geceydi 15 Temmuz. Ama Erol Uçak sizi çok yaralamış. Şimdi ondan bahsedince gözlerinizden yaşlar aktı. Erol Uçak şöyle. Yani muhakkak o gecenin bütün şehitleri bizim için muazzezdir. Onu söylemek lazım. Ama Erol abinin kendine ait bir özelliği var. Yani sıra dışı bir adam. Birçok meseleyi çözmüş bir insan. Ya sadece AK Parti'nin şeyi değil. Yani reklam meselesini yürüten bir adam falan değil ya. Böyle farklı insanlar olur. Önemli insanlar. O önemli insanlardan bir tanesi. Yani Türkiye'de kendi meselesinin nasıl ve ne şekilde yapılabileceğini örnekleriyle gösteren başarılı bir adam. Allah rahmet eylesin. AK Parti'yi bir bedene benzetirsek Erol Uçuk'la birlikte sanki bir parça can gitti AK Parti'de. Ya böyle de söylenebilir. O bazen söylenmeyecekleri söyleyen insandı. Bazen hepimize aynısını yapardı. Ben 1999'da İstanbul İl Başkanı olduğumda tanıştım. O zaman Doğru Yol Partisi'nin kampanyasını o yapmıştı. O zaman tanıştım. Ve o zaman bana dedi ki ya biz seni seviyoruz. Bir aslında bir kadre uğramıştı. Yapmaması gereken bir cemileyi, bir güzelliği benim için yaptı o dönem içerisinde. Öyle önemli özellikleri olan bir adamdı. Çok enteresan şaka anlayışı da vardı. Hadi Sabiha Gökçen de beni gördü, dedi ki senin enteresan yazıların var, zaman zaman seninle çalışalım dedi. Abi benim aklım ona kesmez dedim. Dedik FETÖ'cü müsün oğlum sen? Paralel misin sen? Sorunun ne dedi. Sizi etkileyen bir fotoğraf da var. Yeni paylaştınız. Onu da bir getirelim. Evet. Bir kadın polisimiz. Allah aşkına, bunu gördüğünüzde ve o çocuğun o sevincini hissettiğinizde ne yaptınız? Şimdi bunların her birisi aslında bizim milletimizin yüksek şahsiyetlerinden bir örnek. Yani biz hep böyle büyüdük. O üniformayı üzerine giydiğinde onun sorumluluğuyla beraber bunu yapabileceğini görüyor. Bu daha büyük bir şahsiyet. Yani üniformayı kendine ait bundan sıyrılmış bir kişilik olarak görmüyor. Bu muhteşem bir şey. Yani ve aslında bizim polis akademilerimizde falan bu örneklere çokça yer verilir. Yani sadece suç ve suçluyla mücadele değil. Ki bu dönemde yani polisimiz, jandarmamız bunu çok net bir şekilde gösterdi. Ve tarla sürenini mi dersin? Maaşını alıp evine götürenini mi dersin? Eve kavun karpuz. Eve kavun karpuz bir şekilde isteyenini mi dersin? 112'den 155'ten aldığını hemen market dolaşıp, eczane dolaşıp evle bütünleştiren mi dersin? Bu dönem bambaşka bir dönem oldu. Özellikle hem polisimiz hem jandarmamız, güvenlik güçlerimiz olağanüstü bir faydalılık ve yararlılık ortaya koydu. Şöyle de bir faydaları oldu. Biz bu vefa gruplarını başlattığımızda ilk polis ve jandarma üzerinden başlattık. Ve bekçi. Bekçi, evet. Polis ve jandarma. Hadi ve size bir rakam vereyim şimdi. Yaklaşık 14,5 milyon eve girildi. Vefa grupları. Korona döneminde. Tabii 14,5 milyon. Ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim. Yine vefa iletişim grubu sayesinde 3 milyon 600 bin kişinin seyahat izin kurulları ile ilgili talebi karşılandı. Yine bu kurullar sayesinde. 3 milyon 600 bin kişi. Şimdi ya bu büyük bir rakam. Sadece 4 milyon 50 bin kişinin maaşı evine götürüldü. 4 milyon 50 bin kişi. Yani düşünün bunların her birinin PTT'nin önüne geleceğini, her birinin bankalara geleceğini, salgının ne halde oluşabileceğini. Ve 7 milyon 600 bin 65 yaş üstü ve kronik hastaların evine gidildi.
Rakamlar da geliyor şimdi, Sayın Bakanım. Şimdi bunlar bunlar önemli faaliyetler. Ve büyük faaliyetler. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Ki ne zaman bu başladı? Ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun ya, onun ortaya koyduğu bir talimat. Ne zaman başladı? Dünyada bırakın yaşlar ölsün dendiği zaman. Hatırlarsanız. Evet. Şimdi biz tabii korona başka bir noktaya geldi. Neredeyse hatırlarsanız 65 yaş üzeri yaşlarımızla ilgili birkaç provokasyon gerçekleşti. Ona da anında müdahale ettik. Yani dünyada yaşların bir kenara itildiği bir dönemde, itilmeye çalışıldığı bir dönemde Türkiye bambaşka bir tablo ortaya koydu ve devletini yaşlarına memur etti. Bu önemli bir şeydir. Ve ne istiyorlarsa yaptı. Ve onları korumak için. Ben yani bir şey söyleyeyim. Bu dönemde yaşlı dünyada böyle bir örnek yapılan yok. O hareketler var ya Sayın Bakan. Hmm. Öyle hava kalması o insanlar kendilerini güvende hissettiler. Yani o ve başka bir şey. Dünyada böyle bir şey yok. Yani efendim, dünyada böyle bir örnek de yok. Korona sürecinde ya şurada küçük bir aksaklık oldu ya da şurada da şu hatayı yapmasaydık muazzam gidecekti dediğiniz ne var? Bu dönem içerisinde. Evet. Yani şu hakkı teslim edelim. Dünyada bu anlamda Türkiye çok iyi noktada. Yani geçen gün bir televizyon kanalında Mehmet Metiner yorumcuya sordu. Türkiye'yi çok kötüledi. Dedi ki şu dönemde dünyanın hangi ülkesinde tedavi olmak istersin? Dedi kaldı. Cevap veremedi. Şimdi, ne Türkiye bu anlamda çok iyi. Şöyle söyleyeyim. Ama eksiklerimiz oldu mu? Hatalarımız oldu mu? Süleyman Bey, ya muhakkak her dönemin eksikliği olacak. Bildiğimiz bir dönem değil ki. Bir, biz bu işe başlarken Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında var. 4 tane temel madde ortaya koyduk. 1. Kamu düzeni ve kamu güvenliği. Dünyayı görüyorsunuz. Amerika'yı görüyorsunuz. Fransa'yı gördünüz. İspanya'yı gördünüz. İtalya'yı gördünüz. Türkiye kamu düzeni ve kamu güvenliği konusunda en ufak bir eksikliği söz konusu oldu mu? Hayır, aksine kamu güvenliğinin dışında kamu güvenliğini sağlayan kişiler evlere servis yaptı demin konuştuğumuz. 2. Ben şimdi söyleyeceğim. Türkiye'de hırsızlık mı arttı? Hayır. Türkiye'de kadın cinayetleri mi arttı? Hayır. Türkiye'de evde şiddet mi arttı? Bakın önemli şeyler söylüyorum. Tabii. Tam toplumun dediğinin, daha doğrusu topluma söylenilenin tersinde işler söylüyorum. Hayır. Bakın ilk 60 günde yani yılın korona başlamadan, daha doğrusu ilk vaka başlamadan ilk 60 günüyle sonraki günlerini değerlendirdiğimizde evdeki şiddette %12'lik bir düşüş söz konusu oldu. Tam tersi herkes diyor ki evde şiddet arttı. Evde şiddetler oldu. Böyle bir şey söz konusu değil. Kadın cinayetleri %38 düştü. Yani bizim ilgili kanun çerçevesinde nitelendirdiğimiz kadın cinayetleri %38 düştü. Peki bütün bunların içerisinde Türkiye kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından herhangi bir problemle, herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadı. Şunu söyleyeyim, polisimiz çok yoruldu. Jandarmamız da çok yoruldu. Çünkü takdir edersiniz işte şimdi 1 Haziran'da başlıyor kamuda esnek çalışmanın. Polise, jandarmaya, nüfusa, neyse göçe, AFAD'a bir esnek çalışma olmadı. Yani İçişleri Bakanlığı olarak biz 24 saat 7-24 full mesai ortaya koyduk. Sağlık Bakanlığı da öyle koydu. Bir takım bakanlıklar da yaptı. Ama ve burada bütün bunlara nazaran, bütün bunlara rağmen asayiş olayları %20 düştü. Buna rağmen polis, bekçi niye saldırı altında? Ya şöyle söyleyeyim. Neden olduğunu söyleyeyim. Hani biraz önce bir şeyi ifade ettiniz ya. Dediniz ki acaba Türkiye'de birileri bir şey mi yapmak istiyor? Bakın size söyleyeceğim. Türkiye'de son 4 yılda 15 Temmuz'u bir milat kabul edersek Türkiye'deki hırsızlıklar 281'den günlük hırsızlık 126'ya düşüyor. Dünyada böyle bir rakam getiren birisi olsa elini öpeş ama. Türk Polis Teşkilatı'nın başarısıdır. Bakın 281'den 120 elini öpeşim. Ha bir tanesi getirsin. Ve sadece o değil. Bir şey daha ifade edeyim. Bakın hatırlarsınız İstanbul'da Türkiye'de mafya, organize suç çeteleri şunlar bunlar. Doğru mu? Evet. Neredeler bunlar ya? Son zamanlarda yine konuşuyorlar. Ne konuşabildiler mi? Bir gün, iki gün televizyonda, videoda... Temizlendiler mi efendim? Hani konuşsunlar da görelim. Burası Türkiye. Herkes kurallara uymakla mükellef.
kurallara uymayanı kurallara uyar hale getiririz. Devletten başka, devletten büyük bir güç yok. Bunu kesin söylüyorum. Herkesin kabul etmesi gereken bir şey acımayızdır. Neden cesaret alıyorlar? Acımayı hiçbir şeyden cesaret alamazlar. Ama ben şunu söyleyeceğim size. Organize suç çeteleri. Bakın, son 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de 232 organize suç çetesi çökertildi. Hadi dünyanın bir yerinde bana böyle bir rakam getirsinler. 232 organize suç çetesi çökertildi. Türkiye'de kaçak sigaranın miktarı %21'di. Bugün Türkiye'de kaçak sigaranın miktarı %2. Ve yine söyleyeyim. Türkiye'de başka bir şey daha. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani acaba İstanbul'un hangi yerinde, Türkiye'nin hangi yerinde hangi patlama olacak diye herkes bekliyor. Ödümüz kopuyordu. En son Reyna. 2016'nın sonu. Yılbaşı. Yılbaşı. 2017'nin yılbaşısı yani. Evet. 2016'nın sonu, 2017'nin yılbaşısı. Şeytan kulağına kurşun. Yani bizim emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız şu anda canhıraş bir mücadele ortaya koyuyor. Ve büyük bir mücadele. Dünyada eşi benzeri yok. Bakın yine şunu söyleyeyim. Mal varlığına karşı işlenen suçlar vardır. 9 tane suç. Yani hırsızlık da bunun içerisinde. Kapkaç da bunun içerisinde. Bunun bütün Cumhuriyet tarihinde geldiği nokta şurasıydı. %38'i aydınlatılabiliyordu bunun. Yani her 100 suçun 38'i aydınlatıyordu. Şu anda %54'ü aydınlatılıyor. Dünyada 4 yılda rakamı bu kadar bir yere çıkaran başka bir ülke getirsinler ellerini öpeceğim. Çok iddialısınız. Bak, ellerini öpeceğim. Böyle bir şey söz konusu değil. 175 yıllık polis teşkilatı tarihinde 184 yıllık, 185 yıllık jandarma teşkilatı tarihindeki en başarılı dönemler olduğunu söylüyorum. Rakamlar. Yani rakamların üzerinden bunu söylüyorum. Ve bunlar başardı. Neye rağmen 15 Temmuz'da 40 bin polisi, 6 bin jandarmayı tasfiye eden ve bunların yerine yeni genç elemanlar alıp bunlarla beraber bu takviyeyi sağlamaya çalışan bir anlayışı ifade ediyorum. Yine başka bir şey daha söyleyeceğim. Yani sadece o mu? Trafikte 7.427 kişi öldü 2017'de. Evet. Şimdi 5.400. Bu yıl Allah'ın izniyle eğer iyi gidersek 5.000. Hedefimiz doydu. Avrupa'da %5'tir orta. 100 binde 5'tir ölüm. Bizde şu anda 100 binde 6.6. Biz bunu 2023 yılında nasip olursa 100 binde 5'e çekeceğiz. Ya buraların her birinde bir devrim yapıldı. Sadece öyle değil. Siber suçlar dahil olmak üzere. Yani bu konuda Türkiye ile çok az boy ölçüşebilecek ülke vardır. Yani siber suçlar dahil olmak üzere. İstihbaratta elde ettiğimiz milli ve yerli yazılımlar dahil olmak üzere. Uyuşturucu. Yani biz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bakın dün söyledim 670 kilo eroin yakalandı. Geçen sene 1380 kilo, 1400 kilo, 1500 kilo. Ta Sırbistan sınırında operasyon yaptık. Ta Libya açıklarında operasyon yaptık. Bulgaristan sınırında operasyon yaptık. Yunanistan sınırında operasyon yaptık. İspanya açıklarında operasyon yaptık. Türkiye'nin uluslararası operasyona kabiliyeti kuvvetlendi. Peki bunun için yapıyoruz? Derdimiz ne? Sadece eroin yakalamak için, esrar yakalamak için, kaptagon yakalamak için mi? Hayır. Başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. Türkiye uluslararası arenada şöyle bir ülke olarak nitelendiriliyor. Hem hedef ülke, uyuşturucu